Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni video her zaman olduğu gibi karşınızdayım. Bugün sizlerle iki futbolcu çok soruldu bana. Onları konuşacağız. Bir de Başakşehir maçının hakkında bir iki tane yorum yapmak istiyorum. Maç sonu video çekememiştim. Maçı düğünde izledim. Bir düğüne davetliydim. Katılmak zorundaydım. Dün gece düğündeydim o yüzden. Çok da heyecanlı bir maçtı yani keş Ya i̇çimden açıkçası dedim ki yani bula bula bugün mi evlendiniz yani bunu dedim yani. İlk yarı oldukça güzel bir maçtı. Trabzonspor'un bu kadar iyi oynamasını, yani beklediğim bir oyun vardı tabii ama bu kadar iyi oynamasını beklemiyordum yani çok iyi oynadı, üzüldüm onu ekleyeyim üzüldüm. Ee, o maçı konuşacağız bir de sol e, Solbakkenle Brazilis sen hakkında konuşacağız arkadaşlar durumlarını bakalım ne var ne yok onlar hakkında fikirler yürüteceğiz. Evet akşama Trabzon'a gidiyorum bu gece yarısı uçağım var Trabzon'a gidiyorum. Bir ay kalacağım. Bu belgesel muhabbetinden bahsetmiştim. Ee, onların röportajlarımız var. E bir de bir Trabzon'da bir inziva yapayım. Maçlara gideyim. E, zaten şampiyonluk maçına da geleceğim eğer yani çok ekstrem bir durum olmazsa. E bir de yani olabildiğince bu sezon tüm anıları yaşamak gerekiyor, saklamak gerekiyor. Tekrardan size tavsiye vereyim. Forma, bilet ne varsa çekiliriz resimleri çıkarın, baskılayın, çerçeveletin telefonda kalmasın. Yani anı bu bu anıların hepsini yaşayın arkadaşlar. Gerçekten diyorum. Evet, şimdi başlayalım. İlk Başakşehir maçından. Başakşehir maçında arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben ilk 11'i gördüğümde bir canım sıkıldı yani. Dedim Abdullah Hoca yani çok ofansif bir ilk 11 değil Orta sahamız biraz zayıf değil mi? Ama beni yani ben haksız çıktım. Yani Berat'ı görmeyince Hamsik Dorukan Bakasetas görünce bir acaba dedim ama Dorukan çok iyi oynadı. Hamsik 6 numarada oynadı, Dorukan 8 numara oynadı. Ee, bu şeyde fena değil. Bu da iyi. Yani Dorukan 6 değil, Hamsik 6, oyun kurucu 6. Ee, Dorukan Bakasetas biraz şeyin orta sahasına benziyor işte. Tam o değil ama o yapıya benziyor işte Jorginho, Barella, eee Verattili, Locatelli'li orta saha tam muadil değil ama benziyor. Ben sadece biraz daha defansif bir orta sahaları daha tercih ettiğim için yani Dorukan Berat Hamsik olmasını istiyorum ama içerideki maçlarda Hamsik, Dorukan, Bakasetas oynayabilir. Berat da artık ciddi uyarıyı almıştır kendi için. E onu Çanlar onun için çalıyordu zaten. Ya bak çekildi kıza Berat işte. E i̇lk 11'e böyle bir çekincem vardı yani. Çünkü sert bir maç bekliyordum ama Trabzonspor sertliğe sertlikte karşılık verdi. Orta sahada hiç ezilmedi. İlk yarıdan maçı çok rahatlıkla bitirebilirdi. İlk yarıdaki pozisyonlardan birisi girseydi maç farka bile gidebilirdi. İkinci yarı bir hakem katliamı vardı. Hakem konuşmaya çok sevmiyorum. Tamam ama yani Şimdi iki top direkten dönmüş. Hakemin biraz şeyi vardı. E, i̇nsan bir ver Yasin. Etmeyeyim mi? Etmeli yani ediyorum. Biraz canım sıkıldı açıkçası. Hak edilen bir maçtı ama eksik Trabzonspor, sıkıntılı Trabzonspor. 2 tane stoperi yok. Liginin iyi oyuncusu Vakayeme yok. Sol beki yok. 2 3 4 4 tane oyuncusu olmayan bir takım geliyor. Güller'likteki en formda ikinci takımı galibiyeti kıl payıyla kaçırıyor. Hakem katliamıyla kaçırıyor. Yani ben bu buna bu takıma güveniyorum. Anladınız mı? Ben yani bu yüzden şampiyon diyorum. Devre arasında transferler yapılacak. Bu takım unutulmaz bir şampiyonluk kazanacak. İddia ediyorum. Biliyorsunuz ben olumsuz konuşan biriyim. Mübahir yani böyle gereksiz popülizm yapmam. Sezon başı çok eleştiriyordum yapılan transferleri ki şu an eleştiri zamanı değil ama yani mesela Cervinho'da yaptığım eleştiri Perez'de yaptığım eleştiriler. Yani Koyta'da yaptığım eleştiriler haksız değil. Yunus Mallı'da yaptığım eleştir eleştiriler. Ya bana siz Harvard maliye musun falan diyordunuz ama benim de bir diğer yorumculardan farkım mali tabloyu yakından incelerim, oyuncuları, menajerlerini yakından incelerim. E dikkat ederim ama onları artık konuşma için geç, geç oldu. Onları konuştuk zaten. Sezon sonu konuşacağız. Şampiyon olsun takım. E konuşacağız yani. Ya bu Koyuta ne oldu ya? Yani neydi yani? Gerek mi yani? Koytadan verim mi aldık? Ya da yani artık 34 yaşındaki Gervinho gibi oyunculara ihtiyacımız var mı? Takım bu kadar yaşlıyken yani Hamsik bak, Vakayeme varken başka tecrübeli oyuncu ile kombine gerek var mı? Gibi gibi gibi. Neyse bu videonun konusu değil. Öyle Trabzonspor'u adım adım şampiyonluğa gidiyor. Her hafta diğer takımlar için azap azap geçiyor. Yani azap yaşıyorlar. Azap haftaları diyebiliriz onlar için. Ee, seneye de şampiyonluk bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Umarım ama yazın saçma sapan Beşiktaş gibi transferler yapılmaz. Şimdi gelelim sizin bana en çok sorduğunuz sorular. Efecan Karaca ben tekrardan diyorum. Bence bitti. Ya bence değil bitti. İşte de yani için anlaşmayı ben yapmadığım için bitti diye yani yüzde yüz demeyeyim. Ama bitti yani öyle anlayın siz. Size ben böyle bir şey diyorsam oluyor. Olmazsa gerçekten şaşırırım. Şurada söylüyorum Efecan transferi olmazsa faka bastım derim yani o kadar sizi içinizi rahatlatayım yani iddialı konuşayım. E, Vişka için ise arkadaşlar şimdi bir takım bana şöyle tweetler falan atıldı. Vişka için bu arada e, neyse onu sonra söyleyeceğim. İşte Vişka'nın menajeri Trabzonspor'un tercümanını takipleşmeye başladı. işte Yunus işte Emre İshak tercümanımız. E, i̇şte bir arkadaşımızın tweet'i var. Transfer markta çalışıyor. E, Mert Küçükoğlu. Ben de takip ediyorum kendisini o yazdı işte Konya Spor'dan tanışıyorlarmış. Ee, orada menaj Viskan'ın menajeri Erdinç Sözer. Birkaç yıldır oyuncuları var. Ya bizim tercümanla da geçen sezon Konya'daydı. Trabzonspor'a geldi. Oradan bir tanışıklık varmış. Yani beklentiye yani beklentileri bir düşürelim diye söylüyorum. Ben tekrardan diyorum yani Vişka'yı nereye sokacağız? Ki dünkü maçta 17 hatalı pas yapmış Vişka. Ama ne kadar kötü de olsaydı olsa da Vişka bir tane frikik pozisyonu vardı ilk yarıda. Ya vallahi heyecanlandım yani dedim yiyeceğiz yani dedim yani iyi vurdu. Ya kalede uğurcan var ama yani ayağına gelince heyecanlanıyor. E şimdi her şeyi geçtim. Trabzonspor Vişka transferini yaptığını söyle yaptığını düşünelim. E şimdi Vişka gelince şimdi bir yabancı iki yabancı hakkımız var. Birisi Edgar'ın sözleşmesi açığa alınıyor, askıya alınıyor. Diğeri de 97 doğumlu ve altındaki oyuncular için olan. Edgar'ın yerine büyük ihtimalle yabancı alınacağına göre şimdi kim gönderilebilir yabancılardan? Koyita ve Tronsen. E şimdi Koyita'nın kalacağını Hasan Tuncel net şekilde söyledi. Net şekilde söyledi ki Hasan abi bunu diyorsa doğrudur. E, Tronsen yollarsan e, sol bekinde zaten eksik var. Daha da eksik oluyor. Bu sefer yerliye gitmek zorunda kalıyorsun. E, 4,5 milyon euro civarı gibi para var Trabzonspor'da. 4-4,5 milyon euro. E şimdi Solbek sıkıntının olduğunu bildiği için senden 2 milyon euro isteyecekler Uğur Çiftçi için. Yani Caner Erkin mevzusunu dün kapattı başkan. Öyle açıklamalar gördüm. Başka Solbek. Umut Meraş Beşiktaş'ta. Mert Müldür oynuyor. Yani sağ bek asıldı da yani sol bekle de oynaydı, oynuyor, idare ediyor. O yüzden ben Vişka'yı yani mali yönden geçtim. Kısıtlama var diye beklemiyorum ve yani Cervin yerine Koyasi geldi. Şimdi zaten birazdan 97 ve 97 doğumlu ve altındaki bölüme geleceğiz. Neden? Brightness, Bright, Brian Hilsen Ola Bright Hilsen. Ya benim bu pronunciationlarım çok zayıf arkadaşlar. Normalde ben okul İngilizce bitirdim. İngilizce mimarlık bitirdim. Yüksek lisansımı hiç mimarlık üzerinde yapıyorum. İngilizce yapıyorum. Yabancı bir şirkette çalışıyorum. İngilizcem de gayet iyidir. Yani İngilizce da yaparım. Ama bu telaffuzları yapamıyorum kardeşim ya. Ola Bright sen ve Ola Solbaken. Evet bunlar neden olabilir olduğunu söyleyeceğim. Tekrardan söylerim ama bir girişim net bir girişim var mı yok mu tam net değil. Sadece Moldeli arkadaşlar e, sol becer hakkında bir soruşturma vardı onu net şekilde biliyorum. Hani Norveçli oyuncu zaten ama e, Bright Bright seni bilmiyorum açıkçası yani bir girişim olup olmadığı hakkında bir bilgim yok onu ekleyeyim başlangıçta zamanınızı çalmamak için. Bu arada şey ekledim mi? Notların arasında vardı. Dün Densil'in rakip sahada attığı bir çalım vardı. Hatırladınız mı? Ya o ne çalımdı ya. Valla şimdi Densil sol stoper oynar. Hugo dönüyor. Densil Hugo, Hüseyin, Ahmetcan Bilmiyorum idare eder mi? Eder mi arkadaşlar? Edebilir mi? Ha biri daha sakatlanırsa ne olacak? o sıkıntı. E, ee, mesela Abdülkerim Bardakçı falan isimleri geçti de Abdülkerim Bardakçı daha yeni imzaladı sözleşme. O tren kaçtı. Olmaz. İşte Fatih Kurucuk yani maliyete bağlı 500 bin euro ise okey. O yüzden stoper transferi de yabancı olmaya da bilir. Yani arada kalıyor insan. Arada kalıyor. Netleşmiyor çünkü performanslara göre de. Ama bu 97 doğumlu altındaki oyuncu önemli. Çünkü başkan yaptığı açıklamada yapacağımız bir iki transferi geleceğe yönelik bir transfer olacak diye söylemişti. O yüzden sol ve Bright bir üzerine konuşalım. Şimdi arkadaşlar sol Bodo Glimp'te oynuyor. Şimdi Bodo Glimp Avrupa'nın gözünün olan takımlarından birisi. İki oyuncu da Norveçli zaten. Şimdi Bodo Glimp neden Norveç'teki oyuncuların bize düşmem yani düşmesinin zor olduğunu söyleyeyim. Haaland efekt, Turlot efekt, bir sürü efekt var. Ama özellikle Haaland efekti çok etkili arkadaşlar. Yine Bodøgolimp'te daha önceki yapılan transferlere bakalım. Mesela transferlere baktığımızda mesela bak 2019'dan başlayalım. 2019'da 19 yaşındaki Hakon Evyen diye bir topçuları vardı. Altmara sattılar. 2,5 milyon euro arkadaşlar bak. 19'da Ondan sonra 20 -21 e geldiğimizde arkadaşlar 21-21'e geldiğimizde Hauge vardı hatırlarsınız. Milan'da oynuyor. Sonra Frankfurt'a kiralık gitmişti. Onu 5 milyon euroya Milan'a sattılar. Kasper Junker Trabzonspor'un gündemindeydi. 2 milyon euroya sattılar. İşte Zinkerne gel. Trabzonspor'un gündemi gündemindeydi ama gitti Watford'a arkadaşlar. Yani Avrupa'nın gözünün önünde olan takımlarından birisi ki mesela bak bu sezona bakalım. Bu yazda Erik Boteyim'i Krasnodar'a sattı. 5 milyon euroya. Patrick Berge Lens'e 4,5 milyon euroya sattı. Bu Yorkan Trabzonspor'un gündemindeydi. Her taberlerine gitti ki Berlin'in bütçesi çok geniş. yani özellikle Gurbet'teki taraftarlarımız iyi bilir. Her Berlin'in sponsorluk durumunu. İyi de bütçesi var ama bütçe performans yani bu sezon hadi biraz fena değil ama yani karşılayamıyorlardı. İyi takım. Yani iyi takım değil iyi bütçeleri vardı. Oraya gitti. Bu yüzden ben Solbaken'in Trabzonspor'a düşeceğini çok düşünmüyorum. Fakat fakat oyuncunun sözleşmesi de yani şu an bonservis vermeden alamazsın. Oyuncunun sözleşmesi de 2022 yılında bitiyor. Trabzonspor gene Cornelius'ta yaptığı gibi taksitli bir teklif yaparsa ve ben bu oyuncuyu güveniyorum derse ki bu rakam arkadaşlar 3 milyon yıldan aşağı değil. Trabzonspor kadrosuna katar. Ki e, ee, Solbaken sağ çıktı oynuyor, solda oynuyor. 186 boyuna sahip ki benim çok sevdiğim yani biliyorsunuz ben uzun boylu oyuncuları seviyorum. Uzun boylu kanatlar ne kadar Türkiye liginde iş yaptığını görüyoruz. Oyuncu sol ayaklı, sağ kanatta daha iyi oynuyor ama solda da oynuyor. Ee, i̇lerleyen yani ilerleyen zamanlardaki Vakayeme de uzun boylu bir şeydir, açıktır kanat oyuncusudur. Uzun boylu oyuncusunun iyi yanı arkadaşlar. Sağdan kesimi direktman ceza sahasını forveti ikileyebiliyor diğer taraftan ya da tam tersinde. ikileyebiliyorlar Hava etkili olabiliyorlar. O yüzden ben açıkçası e, sevdiğim tarzlardan birisi ki arkadaşlar skorer de bir oyuncu. Bu sezon tüm kulübarlarda 36 maçta 11 gol 8 asist de yaptı. Hem skorer hem servis özelliği de var. Ha şimdi diyeceksiniz ki her genç oyuncu Türkiye Ligi'nde iş yapar mı? Yapmayabilir. E bu da bir risk arkadaşlar. Bunun da riskini alacaklar yani bakacaklar. Ben açıkçası sol bakenden ziyade ben kimi isterim derseniz yani sol bakenin stili hoşuma yani şey hoşuma gidiyor. Uzun boyu hoşuma gidiyor ama çalım özelliği çok olan bir oyuncu değil. Ama e, ee, sen biraz daha hoşuma gidiyor. O biraz da servis özellikli olan bir oyuncu. Yani daha çok asisti daha önde olan bir oyuncu. Boyu da kısa ama daha hızlı. E şimdi onun da sözleşmesi 2024'te bitiyor. Aynı durum onun için de geçerli. Yani 3 milyon yıldan aşağı alamazsın oyuncuyu da. O da Molde'de oynuyor. Biliyorsunuz bizim maçta da oynamıştı. O yüz stilini az çok biliyorsunuz. Yani rakibi zorlayan bir stili de var. Mesela sol bakken biraz da şeye göre yavaş. Yani yavaş dediğim çok az daha şey. Fiziği daha az, daha az olduğu için. Kilosu daha az olduğu için. E, Bright daha pır pır hızlı ama sol bekinde tabi gol tehdidi fazla. Bright yani serbest özelliği daha fazla ki hem transfer maçında da izledik. Ben 3-4 maçını daha canlı gözle izledim. Çok sorulan oyunculardan birisi ki Trabzonspor'un gündeminde çok olan oyunculardan birisidir. Ve şunu da söyleyeyim mesela baktığımızda yani sol beken 3 2 kere oynamış Norveç milli takımında. Eee Bright 7 kere oynamış. Şimdi Bright sen bir de 99 doğumlu Solbaken 98 doğumlu benim bir tercihim olsa Bright isterim ama 3 milyon euro. Ya yani transfer maktaki değeri 700 bin euro yazıyor arkadaşlar ona çok bakmayın. Vermezler o paraya. 3-3,5 milyon euroluk bir şeyle işte 3 yıllık 4 yıllık taksit yapılırsa bu transfer olur. Ama Trabzonspor'un şu an devre arasındaki bütçesi zaten bu kadar bir bütçe var. 4,5 milyon euro bir bütçe var. Bunu gömer mi? Orası soru işareti. Dediğim gibi Brian Sen Trabzonspor ciddi anlamda soruşturmuştu, ilgilenmişti. Olmadı. Çünkü o zaman da bir sol bek durumu da vardı. Sol bekle de ilgileniliyordu. Ee, sol baken biraz daha uyguna gelir. Brighton senden dolayı. Brighton senden biraz daha uyguna gelir. Sol baken. Ama dediğim gibi. Yani belki biraz rakamlara fazla söylemiş olabilirim. Ama minimum bu transferler için 2.5 milyon euro, 3 milyon euro gibi bir rakamlar çıkmak zorunda. Tekrardan diyorum bir tercihim olsa Brighton'lsen. Eee Brighton'lsen sezon başında girişim vardı. Şu an girişim var mı bilmiyorum. Durum bu sevgili arkadaşlar. Trabzon'a gidince daha ayrıntılı videolar yapacağım. Biraz üstün körü oldu. Kusuruma bakmayın. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. İyi izlemeler, iyi dinlemeler.